أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp Allah'ın sınırsız kudret ve yüceliğini dile getirdiklerini görmüyor musun? Evet. Göklerde ve yerde ne varsa canlı cansız hepsi. Veya havada uçan kanatlı kuşlar hepsi Allah'ın sınırsız kudret ve yüceliğini dile getiriyor. Onun emriyle hareket ediyor. Onun emrinden dışarıya çıkmıyor. Evet. Allah'ın plan ve programı dahilinde hayatlarını sürdürüyor onlar. Sen görmüyor musun onları? Her biri Allah'a nasıl anıp da dua edeceğini ve Allah'a nasıl yücelteceklerini bilmektedirler. İnsanlar ve cinler buna aykırı davranıyor. Allah'a isyan ediyor. Allah'ın gönderdiğine isyan ediyor ama diğer canlıların hepsi yaratılış gayelerine uygun yaşantılarını sürdürüyorlar. Arı yaratıldığı günden beri bal yapıyor. Zehir yapmıyor. Akrep de vücudunda zehir biriktiriyor. Aynı yağan yağmurla istifade etmelerine rağmen birinde zehir oluyor, birinde bal. Allah hangi gaye uğruna yarattıysa onlar o gaye uğruna hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Karınca yuvasını en güzel biçimde yapıyor. Yuvasına stokladığı malzemeler sürgün vermiyor. Rutubet almasına rağmen, yerin altında olmasına rağmen filizlenip toprak üzerine çıkmıyor. Niçin? Rabbimiz ona öğretmiş. Sen bu buğdayın, arpanın, nohudun ve fasulyenin ambara koyduğum bu fasulyenin, nohudun, buğdayın ve arpanın şu bölgelerini dişinle kemirirsem bunlar sürgün vermez ve rahatça kış boyunca yersin diyor. Dolayısıyla onlar o şekilde yapıyor. Allah'ın çizdiği plan ve program dahilinde hareketlerini sürdürüyorlar. Allah da onların yaptıkları her şeyi tam olarak bilmektedir. 42. ayet Vallahi mülkü semavati ve'l ardı ve ilallahi'l Göklerin ve yerin saltanatı ve egemenliği Allah'a aittir. Bütün yollar ona varmaktadır. Saltanat kimin? Hakimiyet kimin? Hakimiyet kayıtsız şahsız Allah'ındır. Hüküm koyma yetkisi Allah'a aittir. Karada, denizde, havada her zaman ve her yerde hakimiyet kayıtsız şahsız Allah'ındır. Otorite onundur. Kanun koyma yetkisi ona aittir. Yeryüzündeki yaratıkları canlı ve cansız her şeyi de hep, idaresi altında bulunduran Allah'tır. Çünkü egemenlik ona aittir. Bütün yollar da döner dolaşır ona varır. Ben Allah'tan kendimi kurtaracağım diyemez kimse. Bugün kurtarır yarın kurtarır bir gün düşer. Zaten kıyamette mahşer yerinde onun huzurunda toplanacak ve bütün yolların ona vardığını bilecek. ألم ترى؟ ألم ترى؟ ألم أي gözي olanlar her türlü kötülükleri gören gözler görmüyor musunuz؟ أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بلد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار görmüyor musunuz? Allah bulutları dilediği yere sürüklüyor. Bulutun ağırlığı ve yoğunluğu 10 gram ise, rüzgarınki 1 gram. 1 gram yoğunlukta ve ağırlıkta olan rüzgar, 10 gramlık bulutu binlerce kilometre uzaklara götürebiliyor. Nasıl oluyor bu iş? Allah dilediği için oluyor. İşte dikkatimi çeksin. Gökteki o ağır yağmur yüklü bulutlar, Allah'ın gönderdiği rüzgarlarla nasıl kıtalar, adalar, memleketlerin üzerinde uç uçup gidiyor. Dilediği yere o rüzgarı vasıtasıyla bulutları sürüklüyor Allah. Sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. Gökyüzünde, semada hiçbir şey yok iken bakıyoruz el ortası kadar bir bulut beliriyor. Yavaş yavaş çoğalıyor, yavaş yavaş rengi koyulaşıyor. Nereden meydana geliyor, nasıl oluyor bu iş bilmiyoruz. İşte Rabbimiz onları bu şekilde bir araya getirip üst üste yığıyor ki bütün bunlardan da yağmur çıkıyor. Yağmur damla damla yeryüzüne iniyor. Toprak ona muhtaç. insanlar, hayvanlar ona muhtaç. Bitkiler, ağaçlar ona muhtaç. Rabbimiz o buluttan damla damla çıkan yağmurları da indiriyor. Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indiriyor. Dağlar gibi büyük bulutlar içerisinde yağmur yüklü. Onunla dilediğine afetler veriyor. Evet, Nuh aleyhisselam döneminde tufan. Gökten yağmurlar yağdı, yerden su fışkırdı. Neticede tüm insanlık sular altında boğularak öldü gitti. Allah dilediğine yağmuru afet olarak da gönderebilir. Rahmet olarak da gönderir, afet olarak da gönderir. Evet, dilediğinden de bu afeti uzaklaştırır, bereket olarak gönderir, rahmet olarak gönderir bu bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı da neredeyse gözleri alıverir. Evet, o kadar parlaktır ki o bulutların birbirine çarpmasından dolayı şimşek meydana geliyor. Onun parıltısı da gözleri alıveriyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.